Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Sıla Akan bizlerle birlikte. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Bu kararın alınmasında ne etkili oldu sizce? Öncelikle bunu konuşalım. Aşısızların talebi mi ya da omikron varyantının daha zayıf olduğuna olan inanç mı? Omikron'un daha zayıf olduğunu ancak aşılar için daha zayıf diyebiliriz. Aslında virüsün yaygınlığından kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü virüs artık her yerde ve herkeste olabilir. Bu aşılı da aşısız olsa da herkesin de virüs olabileceğini, semptomsuz geçirebileceğini biliyoruz. Ve bu yüzden de bulaş riski var aslında. PCR ile bunu dokümente etmekle baş edilemeyecek kadar çok sayıda kişide virüsün barındığını aslında söyleyebiliriz. O açıdan bunun kaldırıldığını, yani bir şekilde aslında yoksa daha az hasta olacağız, daha az tehlikeli gibi bir durum yok. Ama aşısızların daha çok semptomlu geçireceklerini ve mutlaka hastane kontrolü gerekeceğini, PCR testi gerekeceğini de unutmamak gerekir. Burada bir zorunluluk kalktı. Bu da gerçekten ortamdaki gördüğünüz, bulunduğunuz ortamdaki her kişide virüs bulunabilir. Hı-hı. Ve diğerine aşısı olanlar buna daha kolaylıkla zaten bulaşıp daha fazla bir bulaşı alıp daha fazla bir enfeksiyon riski taşıyabilirler. Bu artık onların kendi sorumluluğunda olan bir şey. Ama sonuçta bulaş açısından PCR ile bunu dokümente etmenin çok da aslında bu kadar yoğunlukta iş yükünü artırmak dışında çok ek bir şeysi yok. Ama tabii ki semptom olanların mutlaka yaptırması ve aşısız kişilerin buna geri aynı şekilde riski geçireceklerini, çünkü servislerde aynı şekilde hastaları görüyoruz ve gerçekten çok ağır geçiriyorlar. Bunu unutmamaları gerektiğini, mutlaka en ufak bir semptomda PCR testi yaptırmaları gerektiğini de söylemek gerekir diye düşünüyorum. Peki karantina ve izolasyon süresi artık kısaltıldı biliyorsunuz. Hatta 7 gün, hatta 5. günde negatif çıkanlar da normal hayatlarına devam edebiliyor. Bu kararın üzerine böyle bir karar acaba vaka sayısını nasıl etkiler? Şimdi Bakan Koca bizleri her zaman uyarıyor, sosyal medya hesabından her gün paylaşıyor. Vaka sayılarımız çok arttı, 4 kat arttı belki bir önceki aya göre. Bu karardan sonra acaba nasıl etkilenir sizce? Şimdi omikron varyantının diğerlerine göre bulaştırıcılığının da çok yüksek olduğunu biliyoruz. Ve hatta delta varyantını da aslında ortadan kaldırıp yerleşmiş durumda. Neredeyse %100 bu değişimi gerçekleştirmiş durumda. Ve omikron varyantının artık bir şekilde hayatımızın içinde endemik bir virüs gibi yaşamamız gerekiyor. Çünkü yapılması gerekenleri de elimizde olan şeyleri de değerlendirecek bir düzeydeyiz. Yani aşımız var, bununla ilgili yapılması gereken işte maske mesafeyi biliyoruz. Bunları yapmamız gereken bir dönemde. Çünkü aşırı derecede yaygın durumda ve bundan en çok etkilenecek olan kişiler aşısızlar ve hiç geçirmemiş olanlar. Onların da zaten hafif ya da çok semptomsuz geçirme olasılığı çok düşük. Yani onlar zaten geçirdiklerine çok daha gürültülü bir tabloyla hastaneye başvuruyorlar ve bir şekilde zaten tedavi edilmeleri gerekiyor. Diğer grupta da yaygın şekilde virüs bulunduğu için artık ortamda her yerde virüs olabileceğini ve buna göre kendi kişisel önlemlerimizi almamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Aşımızı mutlaka olmaması, hatırlatma dozunu yapmamız gerekiyor. Yani mücadelede böyle bir aşamaya geldik. Virüs şu anda tam olarak bütünüyle omikron haline gelmiş durumda, değişmiş durumda ve bu değişikliklerin için yapabileceklerimiz de başlangıca göre çok daha farklı. Yani şu anda mutlaka aşılarımızı olmamız gerekiyor. Aşı olmayanları kontrol edip PCR yaptırmanın şu dönemde çok fazla bir ayrıcı tanısı yok. Çünkü herkeste virüs ortamda var ve diğerlerine bulaştırabilir. O yüzden PCR testi kalktı ama olayın önemi azalmış durumda değil. Gene aynı şekilde korunmaya ve geçirmemeye gayret etmek zorundayız. Hani bu demektir ki ülkede artık her yerde virüsün omikron olduğunu ve çok kolaylıkla bulaşabildiğini, buna duyarlı kişileri çok da hasta edebileceğini bilip bunu da hayatımızın içinde bir hastalık olarak kontrol etmeye çalışacağız gibi duruyor. Yani artık aşısız insanlar virüse her ortamda maruz kalabilirim korkusuyla belki de aşı olacak ve böylelikle de aşılama oranı pozitif yönde etkilenir mi dersiniz? Artar mı dersiniz? Evet, yani aşısızların şu ortamda eğer kendilerini korumaz ve bir şekilde yani bu virüse maruz kalma ihtimalleri bir kere zaten çok yüksek ve onların da geçirdikleri zaman semptomatik bir şekilde geçirecekleri, bir şekilde semptomsuz ve ayakta geçirme olasılığı çok düşük.
O yüzden onların da gerekli önlemleri artık bireysel olarak alması gerektiğini, çünkü bütün toplumu da etkileyen bir durum bu sonuçta. Herkesin aslında kendisi yapması gerekenleri yapmasının gerektiği bir dönemdeyiz. Eğer aşı olmak istemiyorlarsa ve aşısız kalmak istiyorlarsa, bu sefer bunun riskleriyle de ortamın ne olduğunu bilmek ve gene semptomları olduğunda mutlaka PCR yaptırıp hastaneye başvurmalarını da önemli söylemek gerekir diye düşünüyorum. Evet, yani semptom gösteriyorsak kesinlikle hafife almayıp mutlaka bir testle onu görmemiz gerekiyor diyorsunuz. Peki şimdi sürü bağışıklığından biraz bahsedelim. Ben de çok merak ediyorum bu konuyu. Acaba koronada sürü bağışıklığından söz edebilir miyiz? Ya da eski varyantlar, ilk çıkan COVID-19 virüsünden sonra omikron sonrasında mı acaba sürü bağışıklığından söz edebiliyoruz onun zayıflığı ışığında? O yüzden belki bu kararlar alındı. Yani hedef şu anda sürü bağışıklığı diyebilir miyiz? Sürü bağışıklığı çok da iyi bir hedef değil, ama şöyle bir şey, bizim için bu hastalığın başındaki durumdan çok daha uzak bir yerdeyiz. Dünyada o şekilde. Yani virüste ilk başta karşılaştığımızda o virüs bizde enfeksiyon yapmak için uygun bir virüs değildi. Böyle bir özellik kazanarak gelmişti ve biz onun için çok daha fazla bir aslında böyle immün sistemimizi de etkileyen bir duruma sokan bir seyir görüyorduk. Şimdi tabii ki herkes, yani daha doğrusu çoğunluk, en azından bizim ülkemizde çoğu kişi aşı oldu ve bir şekilde geçirdi. Yani bir toplumdaki o ilk başındaki o bağışıklığın hiç olmadığı dönemde değiliz ve belli bir şekilde, o yüzden de aşılı olanlar şu anda semptomsuz ya da hafif bir şekilde ayakta geçiyorlar. Yani aslında isterseniz biraz daha pandemiden endemik bir hale doğru hafiften gelmek üzereyiz. Ama o kadar yaygın bir virüs ki bu aşamada virüsün biz kontrol de edemediğimiz için, şu anda mesela aşısızlar aşı olmadıkları için işte virüs onlarda böyle kontrolsüz çoğalıp çok da fazla çoğalabiliyor. Eğer bu oran çok yükselince virüs de değişmeye devam ediyor. Ve virüs değiştikçe de biz onun nereye gideceğini bilemiyoruz. Şimdi omikron daha hafif demek, o yüzden hep böyle kısıtlı söylenebilecek bir şey. Çünkü omikron aslında aşısızlar için biraz daha hafif. Çünkü virüs onu biraz tanıyor ve bir şekilde mücadele edebiliyor. Ama diğerleri için aynı riski barındırıyor. Ama virüste bu omikronda bilmediğiniz bir sürü başka mutasyon da var. Mesela onların şu anda klinik seyri etkilemediğini varsayıyoruz. Ama hep bunu önümüzdeki günler gösterecek. Evet. Çok emin olarak bir şey söylemek çok zor. Ama aynı zamanda da böyle çoğalırsa da değişebileceğini de, yani aynı şekilde bu şekilde de kalmayacağını bildiğimiz için aslında çok da böyle emin konuşmak zor bir dönemdeyiz. Evet, yani aslında bizleri düşündüren en büyük konu da o. Bir gizem var hala hastalıkla ilgili, virüsle ilgili. Çünkü dediğiniz gibi artık endemi haline geliyor. Diyelim ki ilerleyen günlerde Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir endemi olarak ilan edildi artık. Ondan sonra başka daha güçlü varyantların çıkıp çıkmayacağı konusunda bir fikrimiz yok değil mi hocam? Evet, yani virüsteki en büyük problem hem kolay bulaşabilmesi, hem işte böyle bir şekilde baskılanamadıkça da bu RNA virüslerindeki çok önemli bir özellik sürekli değişmeye, zaten kendi içinde yapısal olarak değişiyor. Ama biz tabii hem tedavi, şimdi ilaçlar da geldi, gelmek üzere, yani onay almış ilaçlar var, aşı var. Bunlarla tıpkı bir influenza gibi bununla her sene mücadele edeceğiz gibi duruyor. Ama o kadar büyük bir sayı etkiliyor ki, dünyadaki sayısı çok yüksek olunca bu kadar konakta değişikliklere halen açık. Evet. Birçok mutasyon var, anlamını henüz bilmediğimiz virüsteki, aksesuar proteinleri var, vücutta ne yaptığını bilmediğimiz. Halen sizin de dediğiniz gibi aslında gizemini koruyor, çok rahat hareket etmememiz gereken bir dönemdeyiz. Yani PCR testi yapılmıyor diye bizim bunu hani önemsemeyeceğimiz bir durum olarak algılanmaması gerekir. PCR testi yapılmamasının sebebi çok yaygın olması. Yoksa semptomatik olan, hasta olan kişilerin mutlaka gene aynı özenle bununla mücadele etmesi gerekiyor. Peki hastanelerden biraz bahsedelim son olarak. Hastanelere nasıl yansır sizce? Sağlık çalışanlarımız neredeyse artık 2 senedir en ön safta hala çalışıyorlar yılmadan. Şu anda nedir hastanelerdeki durum ve hem omikron ışığında hem de bu kararlardan sonra nasıl yansır sizce? Hastanedeki durum aslında o kadar net bir şekilde görülüyor ki, yani şöyle, aşılı ve aşısızdaki klinik seyri biz hani çok uzun zamanda çok net bir şekilde görüyoruz. Serviste ne kadar solunum ihtiyacı artan, yoğun bakım ihtiyacı olan hasta varsa bunların aşıları ya eksik ya da
hiç olmamış kişiler. Ne yazık ki bu çok bariz bir fark. Hani bunu artık çok net bir şekilde görüyoruz. Şu anda hasta sayılarında çok yüksek bir artış yok. Yatan hasta sayılarında çok fazla bir artış yok. Hı hı. Ama bu açıdan hani ne kadar bir toplumda aşısız ya da kontrol edilemeyen durum varsa bunun artabileceğini biliyoruz. Bizdeki aşısızların durumu da bunu belirleyecektir. Bizdeki en büyük şans aşı olmamızın sürekli hatırlatma dozlarını da yapan büyük bir grubun olması. Hani bu da aslında savaşı kolaylaştırıyor. Bu ne kadar çoğalırsa, ne kadar çok kişi aşı olursa toplum genelinde bu savaşı biraz daha kolaylaştıracaktır. Hastaneye yatışları da artıp artmayacağını zaman gösterecek. Burada dediğim gibi belirleyici olan aşısızların sayısı. Bir de tabii ki aşılı olanlarda da tekrar tekrar enfeksiyon toplumdaki bu dolaş sırasında söz konusu olabiliyor. Evet. Ve onlar da bazen üzerine eklenen bir takım problemlerle ağır geçirebiliyorlar ek hastalıklar sebebiyle. O yüzden hiç kimsenin rahat olmayıp bütün önlemleri halen devam etmemiz gereken bir dönem aslında. Evet, aslında sözün özü de o, tedbiri elden bırakmayalım. Peki çok teşekkür ediyorum. Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Sıla Akan bizlerle birlikteydi. Bir kez daha teşekkürler yayınımıza katıldığınız için, güzel bir gün diliyorum size.